Yüksek riskli gebeliklerde gördüğümüz sorunları gebelik öncesi sorunlar ve gebelik sırasında gördüğümüz sorunlar olarak ikiye ayırabiliriz. Gebelik öncesi gördüğümüz sorunlar kalp hastalığı, tansiyon yüksekliğinin olması, şeker hastalığı yani diyabetin olması, tiroid hormonlarının az veya çok çalışması gibi yani hipo, hipertiroidi gibi endokrin hastalıkların beraber olması, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, infeksiyon hastalıklar, lupus, Sjögren gibi hastalıkları da içeren kolajen doku hastalıklarının olması, kromozomal ya da gen hastalıkları riski, kan uyuşmazlığı, anne adayının 18 yaşından küçük veya 35 yaşından büyük olması, anne adayının çok zayıf veya çok şişman olması, akraba evlilikleri, annede ilaç kullanım öyküsünün olması, sigara ya da alkol kullanımı sayılabilir. Gebelik sırasında karşılaşılan sorunlardan bazıları ise gebelikte görülen hipertansiyon, gebelik toksikozları adı altında topladığımız preeklamsi, eklamsi, gebelik şekeri de denilen gestasyonel diyabet, erken gebelik dönemi kanamaları, anormal tarama test sonucu dediğimiz ikili testte, üçlü testte, dörtlü testte problemlerin çıkması veya son zamanlarda gündemde olan serbest fetal DNA'da riskin saptanması, ikiz gebelik, üçüz gebelik gibi diğer çoğul gebelikler, erken doğum öyküsü, erken membran rüptürü yani suların erken gelmesi, habitual abortus dediğimiz tekrarlayan gebelik kayıplarının olması, bebekte gelişme gerilikleri, plazenta yerleşim anomalileri yani bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları, fötüste saptanan organ anomalileri bu kalp, akciğer, yüz, böbrek olabilir, bebeğin rahim içerisinde yaşadığı sıvı ortamın anormallikleri, bunların azalması veya çok olması, annenin enfeksiyonlarının bebeğe geçmesi, iri bebek, fötüste duruş anomalileri, fetal kist veya tümörler, fetal kemik gelişim anormalileri sayılabilir. Çeşitli risk faktörleri bulunan ve gebelik düşünen anne adayları ile gebeliğinde çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyonlar gelişen ya da çeşitli nedenlerle gebeliği hakkında endişeleri olan gebeler perinatolojiye başvurmalıdır.